Aldığınız, verdiğiniz bilgiler için ve ilginç bir haberle iş yemeğine devam ediyoruz. Kişilerin kalp ve beyinlerinden yayılan elektromanyetik dalgalarla tanınması konusunda yürütülen çalışmalarda ciddi ilerlemeler sağlandı. Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Sıddık Yarman ve ekibi bu konuda yürütülen çalışmalarda oldukça ilerleme kaydetti. Güvenlikten sağlığa, ev eşyalarından internete kadar birçok alanda kullanılacak olan bu çalışmalar Hannover'deki Cebit Fuarı'nda sergilenecek. Günümüzde insanların kişisel bilgilerinin korunması en önemli sorunlardan biri. Bilgisayarlardaki bilgilerin saklanmasından, kredi kartı şifrelerine, bina giriş çıkışlarındaki güvenlik tedbirlerine kadar her alanda kullanılabilecek bir kişi tanıma sistemi oluşturma konusundaki çalışmalar ise hızla ilerliyor. Türkiye'de bu konuda Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sıddık Yarman başkanlığında bir ekip çalışıyor. Sistemin temelinde insan vücudundaki her organın çalışırken çıkardığı elektromanyetik dalgaların incelenmesi yatıyor. Örneğin herkesin kalbi elektromanyetik dalga yayıyor. Bu dalgaların 20 tanesi bütün insanlarda aynı. Ancak 300 alt dalga var ki bunlar her bireyde ayrı. Yani kalp ya da beyinden yayılan elektromanyetik dalgalar incelenerek dünyadaki 5 milyar insanı birbirinden ayırmak mümkün. Profesör Doktor Yarman bu yöntemin parmak izi kadar güvenli olduğunu söylüyor. Sadece siz şifrenizi kompütüre girerken 4 haneli bir şifre girdiğiniz zaman bunun kırılması çok kolay. Bunu kıran kompütür programları geliştirildi. Eğer biz cihazları kişinin teknik özelliklerine dönük olarak geliştirirsek, geliştirdiğimiz o jenerik yapıları kişilere göre eğitirsek, bunları kırmak daha zorlaşacak. Çünkü her şeyden önce o kişinin sesini, beynini, konuşmasını, kalp atışlarını taklit etmeniz için elektrokardiyogramını almanız gerekecek. Bu yöntemin kişinin taklit edilemez ses özellikleriyle birleştirilebileceğine işaret eden Yarman, böyle bir çalışmanın sunacağı geniş imkanlara işaret ediyor. Her şeyden önce bütün güvenlik sistemlerini bunlara bağlamanız mümkün. Nasıl ki göz retinasından, parmak izinden kişi tanınıyorsa, sesinden de, elektrokardiyogramından da, kalp atışlarından da, beyinsel dalgalarından da o kişiyi tanımlamak mümkün olabiliyor. Bunu gördük. Yöntemin kullanılacağı diğer bir alan ise sağlık. Kalpten gelen kişisel elektromanyetik dalgalar bir kalp sorunu olduğunda değişmeye başlıyor. Aynı şekilde beyinden gelenler de beyinde bir sorun olduğunda değişiyor. Böylece olası bir sağlık sorununa karşı önceden tedbir almak mümkün. Bu haberle iş yemeğinin de sonuna geldik. Saat 13'te Çiğdem Anat Ajans programıyla karşınızda olacak. Parametre'ye hoş geldiniz efendim. 2003 yılı bütçesi 140 katrilyonluk bir büyüklükte dün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edildi. Ve bugün de Maliye Bakanı Sümer Olar saat 10.30'da Ankara'da düzenleyeceği bir basın toplantısıyla bütçeyi kamuoyuna takdim edecek. Ve Devlet Bakanı Masum Türker dün de niyet mektubu konusundaki ısrarını, daha doğrusu imzaladığı yolundaki ısrarını sürdürdü. Kamu maliyesi hakkında birkaç bilgi verdi. Niyet mektubundan bir iki yaptıkları ikna edici temasların ardından faizlerin gerilediği yolundaki yorumlar piyasaya hakim olmaya başladı. Dün de faiz haddi gösterge kağıtta %66'ya kadar düştü. Bunda AKP'nin ikna edici temaslarının mı yoksa sıcak paranın ani bir ziyaretinin mi rol oynadığını önümüzdeki günler gösterecek. Ve bugün aslında dosya konumuz high tech, yani yüksek teknoloji. Türkiye'de bir üniversitede, Işık Üniversitesi'nde bizzat rektör tarafından yönetilen bir çalışmadan söz edeceğiz. Kalp ve beyin dalgalarından insanların ayırt edilmesi, aynı parmak izinde olduğu gibi öngören bir çalışmadan söz edeceğiz. Ve stüdyo konuğumuzda Işık Üniversitesi Rektörü Sayın Sıddık Yarman. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Dilerseniz sizin bu çalışmalarınızı konu alan bir haberimiz var. Bu kalp ve beyin dalgalarını nasıl ayırt edici özelliğini nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Nasıl, nerelerde kullanabilir? Örneği gördüğüm kadar internette, güvenlikte, tıpta, her alanda hemen hemen böyle bir kullanım alanı var. Gelecek sene de Cebit Fuarı'na gideceksiniz. Evet. Bu konudaki haberimizi izleyelim. Daha sonra hocamla sohbete devam edeceğiz efendim. Günümüzde insanların kişisel bilgilerinin korunması en önemli sorunlardan biri. Bilgisayarlardaki bilgilerin saklanmasından, kredi kartı şifrelerine, bina giriş çıkışlarındaki güvenlik tedbirlerine kadar her alanda kullanılabilecek bir kişi tanıma sistemi oluşturma konusundaki çalışmalar ise hızla ilerliyor.
Türkiye'de bu konuda Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sıdık Yerman başkanlığında bir ekip çalışıyor. Sistemin temelinde insan vücudundaki her organın çalışırken çıkardığı elektromanyetik dalgaların incelenmesi yatıyor. Örneğin herkesin kalbi elektromanyetik dalga yayıyor. Bu dalgaların 20 tanesi bütün insanlarda aynı. Ancak 300 alt dalga var ki bunlar her bireyde ayrı. Yani kalp ya da beyinden yayılan elektromanyetik dalgalar incelenerek dünyadaki 5 milyar insanı birbirinden ayırmak mümkün. Profesör Doktor Yerman bu yöntemin parmak izi kadar güvenli olduğunu söylüyor. Sadece siz şifrenizi kompütüre girerken 4 haneli bir şifre girdiğiniz zaman bunun kırılması çok kolay. Bunu kıran kompütür programları geliştirildi. Eğer biz cihazları kişinin teknik özelliklerine dönük olarak geliştirirsek, geliştirdiğimiz o jenerik yapıları kişilere göre eğitirsek, bunları kırmak daha zorlaşacak. Bu yöntemin kişinin taklit edilemez ses özellikleriyle birleştirilebileceğine işaret eden Yerman, böyle bir çalışmanın sunacağı geniş imkanlara işaret ediyor. Her şeyden önce bütün güvenlik sistemlerini bunlara bağlamanız mümkün. Yöntemin kullanılacağı diğer bir alan ise sağlık. Kalpten gelen kişisel elektromanyetik dalgalar bir kalp sorunu olduğunda değişmeye başlıyor. Aynı şekilde beyinden gelenler de beyinde bir sorun olduğunda değişiyor. Böylece olası bir sağlık sorununa karşı önceden tedbir almak mümkün. Evet, CNN Türkiye Ekonomi Editörü Emin Çapa'nın haberini izledik ve zaten haberlere konu hocamız da bizle beraber stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Sıdık Yerman Işık Üniversitesi Rektörü. Efendim, bunu nereden aklınıza geldi? Yani bu dünyada da yapılan çalışmalar var herhalde burada. Oradan mı esinlendiniz, onu geliştirmeye mi çalışıyorsunuz? Kısaca şöyle özetleyeyim size. İstanbul Üniversitesi'nde işaret işleme dersini veriyordum. İşaret işleme elektronik mühendisliğinin çok temel konularından bir tanesidir. Özellikle elektronik mühendisliğinde birçok işareti, elektriksel işareti, bu kalp işaretleri olabilir, beyinden gelen elektroansiyolofagram işaretleri olabilir, bir miyogram işareti olabilir. Her şeyi biz frekanslar cinsinden ifade etmeyi tercih ediyoruz. Sinüs dalgaları biçiminde ifade etmeyi tercih ediyoruz. Çok klasikleşmiş bir yaklaşım tarzı. Dersi anlatırken Fourier serisi dediğimiz seriler vardı. Bir işareti, bilinmeyen bir işareti temel kavram olarak bilinen işaretler cinsinden ifade ederseniz o zaman o işaretin içerisinde bilmediğiniz işaretin içerisinde bildiğiniz işaretlerden kaç tane var? İşte frekansı 50 Hz olan sinüs dalgasından kaç tane, 100 Hz olandan kaç tane, 10.000 Hz olandan kaç tane var diye bakarsınız. Bu birazcık zorlama oluyordu. Ben şöyle baktım, doğaya baktığınız zaman birçok şekilde o şekli meydana getirebilen, getiren doğal taşlar nedir, doğal imzalar nedir? Onları arayalım. Bu işaretleri de işin doğasına uygun olarak bir nevi gen haritasındaki temel genler cinsinden nasıl ifade edebiliriz diye düşündüm. Ve acaba ses işaretlerinde böyle bir gen haritası çıkar mı diye baktım. Tabii ses ve gen bunlar farklı şeyler. Ancak sonunda şunu gördük ki birkaç tane deneme yanılma yöntemiyle yine İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilerimle gerçekten biz sadece klasik teorilerde olduğu gibi bu işi sinüs dalgalarıyla veya yine bilinen Bessel fonksiyonlarıyla vesaire gibi fonksiyonlarla ifade etmek yerine sesin kendi içerisinde gizli, onun gen haritasına benzetebileceğimiz türde yapı taşlar var. Biz bunlara temel imza fonksiyonların adını verdik. Signature Base Function İngilizce adıyla. Biz bu temel imza fonksiyonlarını bulmak için matematik yöntemler üzerinde çalışmaya başladık. Tabii modelciliğimiz de olduğu için elektronik mühendisliği ve matematik iç içe çok güzel gider. Ve sonunda gerçekten optimal olarak gördük ki bir ses işareti içerisinde o sesi meydana getiren 20 tane temel building block. Buna fraktal adını verebilirsiniz. Aynen papatya da olduğu gibi bir çiçeği elinize aldığınız zaman çok hoş bir çiçektir. Size çok güzel duygular bırakabilir. Papatya aslında iki tane temel ögesi var. Ortasındaki göbeğe baktığınız zaman sarı göbek ama o milyonlarca sarı noktadan oluşur. Yaprakları baktığınız zaman beyaz bir oval yapraktır ama yine o yüzlerce yaprağın binlerce küçük sarı noktayla oluşturduğu o güzel çiçek. Dolayısıyla her papatya birbirinden farklıdır. Her papatya birbirinden farklı çünkü onların dizilimi farklıdır. Dolayısıyla doğadaki sesleri incelediğimiz zaman önce insan seslerini aldık, orkestra seslerini aldık, değişik dilleri ele aldık. Hayvan seslerini inceledik, teneke seslerini inceledik. Sonunda baktık ki her ses doğasında 20 tane temel geni barındırıyor, haritasını barındırıyor. O temel yapı taşlarını bulduk. Daha sonra meseleyi biraz daha ileri götürelim dedik.
Peki, tamam, bütün doğadaki sesler 20 tane temel tanım fonksiyonu, temel imza fonksiyonu ile betimlenebiliyor. Ama kişiye özgü işaretler var mı? Tabii ki literatürde birçok araştırmacı bunları çalışmış. Güvenlik sistemlerinde olsun, kayıt sistemlerinde olsun, telefon sistemlerinde, haberleşme sistemlerinde olsun. Sonunda biz kişiye özgü, kişinin kendi yapısını veren öz nitelik fonksiyonu, Türkçe adını verebileceğimiz, İngilizce biz buna envelope function'ları diyoruz, zarf fonksiyonları. Hı hı. 300 kadar, hatta daha az fonksiyonlar bulduk. Bunlar da kişileri betimliyor. Yani herkeste 300 farklı ses mi var? Herkeste 300 farklı yine gen haritasındaki evet, gibi anladım. Bir yapı taşı var. O 300 farklı yapı taşı aslında birbirlerine benzerlikler de gösterebiliyor. Şimdi onların tıpkı parmak izinde olduğu gibi. Aynen parmak izinde olduğu gibi. Kişiyi tanımlamaya baktığınız zaman normalde o 300 içerisinde kişilerde öyle 20 dizim var ki o 20 dizimle o kişiyi oradan da tanımlamak mümkün. Bütün bu insanlar için nasıl uygulanacak? Alt 300, şimdi, alt dalga ayırt edilecek, ses şimdi ayırt şöyle, edilecek. Aslında sanırım işin zorluğu da orada değil mi? Yani o, da, herkesin o 20'sini çıkarmak zor herhalde parmak şimdi, izinden farklı olarak. Şimdi biz şuna bakıyoruz kişileri tanımlamak için. O kişi içerisinde 300 tane fonksiyondan en baskın olan fonksiyonlar nedir? Bunu az önce şeyde bilgisayarda da göster. Bakın şimdi şurada görmüş olduğumuz fonksiyonlar şuradakiler bu sesin o 20 farklı fonksiyonları temel imza fonksiyonlarını işaret ediyor. Evet. Şu altta da o kişiye özgün o zarf fonksiyonu yani öz nitelik fonksiyonu dediğimiz fonksiyonları görüyoruz. Şimdi bu öz nitelik fonksiyonları kişiden kişiye değişiyor. Ama burada göstermiş olduğum bu büyük işaretler o 20 kadar olanı da bütün sesler için aynı. Hı-hı. Şimdi kişiye ilişkin belli bir kombinasyon var. Bu kişinin kendi öz nitelik fonksiyonlarını aldığınız hı-hı zaman onun kombinasyonu her kişide aynı dizimi vermiyor bu. Dolayısıyla o dizime bakarak kişileri biz bu öz nitelik fonksiyonlarından tanıma imkanına sahip olabileceğiz. Şimdi tabii bugüne kadar hiç bu şekilde bakılmamıştı. Vector quantization teknikleri var. Adaptif olarak Hidden Markov modelleri var. İlk kez Türkiye'de sizin başkanınız. İlk defa Türkiye'de biz bunu başlattık. İstanbul Üniversitesi'nde başladık. Arkasından Işık Üniversitesi'ne geldik. Şu anda kaç yıldır çalışıyorsunuz hocam? Aşağı yukarı 10 senedir bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunu bir hobi olarak başladık. Seslerde epey bir noktaya geldik. Bunun başka avantajını daha gördük. Normal olarak telefon hatlarında giden sesi telefon hattında 64 bin kilobit, 64 kilobit per second yani saniyede 64 bin tane örnek gönderiyorsunuz. Halbuki bizim yaptığımız teknikle sesi göndermeye çalışırsanız 16 defa daha az bir banda sıkıştırmış oluyorsunuz. Yani aynı kanal üzerinden bir ses yerine 16 tane farklı ses gönderebiliyorsunuz. Yani bir çoklama yapmış oluyorsunuz. Peki bu sistem ne işe yarayacak? Nerelerde kullanılır? Oraya geçmeden dilersen kısa bir ara verelim. Çünkü bu işin de ticari yanında. Bu bilimsel evet, yanıydı. Evet. Ticari yanında kısa bir reklam arasından sonra konuşacağız efendim. Evet efendim, bu cuma günkü parametrenin konusu yüksek teknoloji ve stüdyo konuğumuz Aşık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sıdık Yarma. Kalp ve beyin dalgalarındaki elektromanyetik dalgalarından insanların kimliğini saptama. Evet. Ebru kapanıştan önce, daha doğrusu kısa aradan önce sordu. Bu işin ticari bir de bir yanı olması lazım ama değil mi? Şimdi bunun namütenahi uygulaması var. Hı. Biz ses dalgalarında yapmış olduğumuz çalışmaları elektrokardiyogram yani kalp işaretlerine ve beyin işaretleri yani elektroansiyografogram işaretlerine de uyguladık. Yine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nden aldığımız elektriksel işaretleri tez öğrencilerimizle çalıştık. Baktık ki bu dalgalar da sese çok benzer özellikler gösteriyor. Yani bizim burada önermiş olduğumuz signature base fonksiyonlarıyla, imza fonksiyonlarıyla ve envelope yani öz nitelik fonksiyonlarıyla ifade edilebiliyor. Hı. Şimdi kalp atışlarına baktığımız zaman, elektrokardiyogram işaretlerine baktığımız zaman o 20 tane temel tanım imzası aşağı yukarı 6'ya düşüyor. Ama kişiyi tanımlamaya geldiğiniz zaman, kişiyi kalbinle tanımlamaya geldiğiniz zaman da yaklaşık 200 mertebesinde yine o kişiye ilişkin kalp öz nitelik fonksiyonu var. Şimdi bir sesi taklit etmek kolay olabilir. Bunu sentezleyebilirsiniz. Ama kalp atışını
Eğer doğrudan kalbiyle para çekmeye gidecekse, ses artı kalp bir araya geldiği zaman veya bilgisayarını kişinin hem kalbiyle hem sesiyle açmak istediğiniz zaman güvenliği fevkalade güçlendirmiş oluyorsunuz. Ne kadar bir elektromanyetik dalgaya? Mesela siz oturduğunuz yerden bilgisayarınıza kalbinizi tanıtabiliyor musunuz? Tanıtabilirim. Yani bir holter cihazı takarım. Kalp atışlarım burada olur. Bir RF yani telsiz sistemiyle. Holter yani şeydeki gibi. Tabii aynen wireless communication'da telsiz haberleşmenin olduğu gibi bilgisayarınız o şekilde gelebilirsiniz. Benzer şekilde elektroansiyoglafogram dalgalarıyla da onları da biz inceledik gayet detaylı bir şekilde. Onlar da ses dalgalarına çok yakın özellikler gösteriyor. O zaman bir kişiyi hem sesinden hem beyin dalgalarından hem de kalp dalgalarından tanımak mümkün. Bütün bunlarla beraber bir güvenlik sistemi kurabilirsiniz. Bir telefonda tanıma, eğer yüzünden tanıyamıyorsanız sesinden, sesinden tanıyamıyorsanız kalp atışlarından, beyin dalgalarından tanıma şansınız var. Evet, yani uzaktan tanıma da var. Şimdi kendi kendinizi artık taklit edemezsiniz. Oraya bir kapı açılacaksa sizin beyin dalgalarınız da açılması lazım. Sizin kalbiniz de açılacak, sizin sesiniz de açılacak, sizin parmak izniniz de açılacak. Şimdi Şile'de bir kampüs yapıyoruz. Biz benzer çalışmayı yüz tanıma için de kullanmak istiyoruz. Yani kapıdan bir çocuk girerken önce işte çantasını aç diyor güvenlik güçlerimiz. Çocuklar buna çok üzülüyor. Bu çocuk haklı olarak işte yok kimliğini göster. Halbuki çocuk daha kapıya yaklaşırken bu bizim sağlam yöntemlerimizle yüz tanımaya da yani iki boyutla bunu aktardığımız zaman yüzünü de çok rahat tanıyabileceğiz. O zaman daha çocuk buradan gelirken da anlaşılıyor ki pardon buyurun. Evet, bir kameradan hemen daha çocuk okuldaki o giriş kapısına doğru yönlendiği zaman yüzünden tanımaya çalışacağız. Eğer yüzünden tanıyamıyorsak, "Aa sizin isminiz neydi?" deyip kapıda konuşurken o zaman sesinden tanımış olacağız. Hatta oradan da tanımanız zorlaşırsa şöyle elinizi şuraya koyun dediğiniz zaman parmak izinden tanımış olabileceksiniz. Şimdi, anladığım kadarıyla zaten soracağım sorunun da cevabını verdiniz. Siz zaman tasarrufu oldu. Yani pahalı da bir sistem değil galiba bu. Bunlar çok kolay tabii. Fevkalade kolay. İşte bizim kompütürde her şey burada. Yani kompütüre konuştuğunuz zaman bu ben miyim, siz misiniz, kompütür bunu bilecek. Ne zaman özel sektöre pazarlanır duruma şimdi bunu tabii commercial bir hale getirmemiz lazım. Biz önümüzdeki yıl 2003 Mart'ta, Mart ayında Sebit'te ki dünyanın en büyük elektronik informasyon teknoloji bankacılık fuarı var. Üniversitelerin de orada güzel standları var. İlk defa Türkiye'den bir üniversite olarak Sebit fuarına yani Computer Electronic Banking Information Technology fuarına Hanover'de katılacağız. Bu ürünlerimizi orada göstereceğiz. Ayrıca başka ürünlerimiz de var. Sizin için düşünen, sizin için karar veren kompütür programları geliştirdik. O ürünlerimizi göstereceğiz. Çalınan arabaları cep telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz, araba yürürken yolda cep telefonunuzdan bir düğmeye bastığınızda arabayı durduracak bir sistemi de geliştirdik. Onlar hepsi paketlendi. Onları orada göstereceğiz. Yine normal telefon santrallarından cep telefonlarını arıyorsanız o zaman ucuza konuşmanız için cep telefonundan cep telefonunu aramanız gerekecek. Öyle bir sistem geliştirdi, paketlendi. Hocam. Yüksek lisans öğrencilerim. Onları orada sergileyeceğiz. Birçok tasarım yapan paketler geliştirdik. Uydu transponderları, mikrodalga anladığım kadarıyla sizde gibi. Proje çok fakat gördüğüm kadarıyla Türkiye'de hayır vakit değil. Türkiye'de bunların pazarlanabileceği bir ne bileyim Nasdaq gibi bir yer yok. Dolayısıyla size çok kısaca teşekkür ederim. Ve hemen İMKB'ye dönelim. Bakalım İstinye Sarayı'nda seansın başlamasına çok az süre kala ne tür bir beklenti hakim Deniz Bayramoğlu? Açıkçası beklentim Deniz Bayramoğlu ve böylece parametrenin ilk bölümünde sonuna geldik efendim. Bugünkü yüksek dosya konumuz yüksek teknolojiydi ve Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sıdık Yerman'da stüdyo konuğumuzu. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Şimdi sırada hava durumu ve Remziye Demirkoğlu haberler var. Ankara gündemiyle haberlerin hemen ardından devam edeceğiz.